Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizlerle paylaşacağım ve tabii ki bunların hem ekonomiye hem de piyasalara yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Dünya her geçen gün biraz daha ısınmaya devam ediyor. Hem ekonomik anlamda hem de stratejik anlamda. Stratejik anlamda Amerika ile Rusya gerilimi iyiden iyiye gün yüzüne çıkmış durumda. Amerikan savaş gemilerinin Karadeniz'e doğru ilerliyor olması, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale ediyor olması, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin bütün dünyaya yansıyor olması acaba dünya savaşına mı gidiyoruz sorusunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunun elbette uluslararası birçok cevabı olabilir ama ekonomiyle ilgili en önemli cevabı acaba bundan sonraki günlerde altın onsu nasıl seyredecek? Çünkü savaş zamanlarında özellikle altına olan ilginin daha da arttığını görüyoruz ve dolayısıyla altının onsunda ciddi sıçramalarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun detaylarını bu videoda konuşacağız. Öbür taraftan Türkiye'de dövizi yakından ilgilendiren gelişmelerden birisi Amerika'da yaşandı. Evet, Halkbank davasından bahsedeceğim ama esas önemli gelişme Amerika'daki enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi. %2,5 beklenirken %2,6'lık bir enflasyon açıklanması yıllık bazda. Enflasyonun bu hızda yükselmesi demek Amerika'da yakın zaman içerisinde bir faiz arttırımı gelebilir sinyali demek arkadaşlar. Dolayısıyla bu beklentiyle birlikte aslına bakarsanız gelişmekte olan ülkelerin tedirginliği de artıyor. Neden artıyor sorusunun cevabı gayet basit. Eğer ki Amerika'da bir faiz artırımı olursa gelişmekte olan ülkelerde özellikle Türkiye'den para çıkışı daha da hızlanacak. Bu da dövizin yukarıya doğru eğilimini hızlandıracak. Ciddi kırılmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Halkbank davası gibi davalarla ilgili olumsuz sonuçlar çıkarsa Türkiye'de döviz kırılmaları artarak devam edecektir. Bir başka önemli gelişme cari açık meselesi biliyorsunuz. Cari açıkla ilgili sizleri elimden geldiğince uyarıyordum. Nitekim cari açık dün açıklandı ve yıllıklandırılmış bazda bakıldığı zaman son 30 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. 37.8 milyar dolarlık bir cari açığımız var. Bu cari açığın kapatılması içinse turizm gelirlerine çok ciddi anlamda ihtiyacımız var arkadaşlar. Peki turizm gelirlerini nereden elde ediyoruz? Bir tarafta Avrupa, bir tarafta Rusya var. Avrupa'daki turist sayısı her geçen gün azalırken Rusya'dan gelen turist sayısı da her geçen gün artıyor idi. Ancak son gelişmelerle birlikte Rusya Türkiye'ye turist göndermeme kararı aldı. En azından 1,5 ay boyunca uçuşları sınırlandırdığını söyledi. Rusya sadece Covid nedeniyle uçuşları sınırlandırmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Amerika ve Ukrayna tarafında yer alıyor intibası yaratması da yine Rusya tarafında büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye turist göndermeyerek ekonomisini sıkıştırmaya çalışıyor. İlerleyen dönemde Türkiye Ukrayna'ya İHA, SİHA gibi silahları satmaya devam ederse, Montrö üzerindeki tartışmalar daha da artarsa, Amerika'nın yanında olduğunu çok daha net bir şekilde göstermeye başlarsa o zaman Rusya-Türkiye gerilimi daha da artacaktır. Hem turist girdisi azalacaktır hem de ticaretle ilgili çok ciddi sıkıntılar oluşmaya başlayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bu süreci çok yakından takip ediyoruz. Ama ilk adım bile, yani Rusya'nın Türkiye'ye turist göndermiyor olması bile, uçuşları sınırlandırmış olması bile çok ciddi bir etki yaratacak. Özellikle cari açık üzerinde bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Başka gelişmelerden de bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle Amerika'daki enflasyonun yükseliş eğiliminde olduğunu söyledik. Peki bu konuyla ilgili önemli kurum ve kuruluşlar ne söylüyor acaba? Biraz ona bakmamız gerekiyor. JP Morgan'ın açıklaması var bu konuyla ilgili. Bence çok önemli. Özellikle Türkiye'deki döviz cephesini nasıl ve neden etkileyecek? Bunu da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Gelişen ülke paraları için tavsiyesini ağırlığınızı azaltın şeklinde değiştirmiş durumda. JP Morgan diyor ki faizler her an yükselebilir ve gelişmiş ülkelerde faizler yükseldiği an itibariyle gelişmekte olan ülkelerdeki döviz çıkışı hızlanacak. Bu da gelişmekte olan ülkelerin paralarının daha da değersiz hale gelmesini beraberinde getirecek. Bir de bu ülkelerin kendi kırılganlıkları var ise bu para birimleri çok daha değersiz olacak. Onun için bu paralardan mümkün olduğunca hızlı çıkın, ağırlığınızı azaltın demeye getiriyor JP Morgan. Haklı bir yaklaşım mı? Çok haklı bir yaklaşım. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da enflasyonun yükselmesi faiz artırımlarını zorunlu kılmaya başlayacak. Faiz artırımları ile birlikte gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışı hızlanacak ve o ülkelerin para birimleri de değersiz hale gelmeye başlayacak. Türkiye ile ilgili enflasyon beklentileri tüm kurumlar tarafından değiştiriliyor, yukarıya doğru revize ediliyor. Özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması sonrasında. En son Citigroup bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Türkiye'de
enflasyon beklentimiz %11.7 idi yıl sonu için beklentileri. Şu andaki beklentimiz %15 seviyesinde. Neredeyse 4 puanlık yukarıya revize var burada arkadaşlar. Türkiye'nin enflasyonu daha da yükseleceğini bekliyor Citigroup. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de enflasyon yükselecekse Türkiye'nin mevcut faizleri aşağıya çekmemesi. Hatta faizleri arttırması gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'ye yatırım yapılır bir ülke olmayacak. Sıcak paramızı Türkiye'ye getirmeyeceğiz ya da Türkiye'ye borç verirken iki defa, üç defa düşüneceğiz demeye getiriyor Citigroup. Bence bu açıklama oldukça önemli. Dünyanın toparlanmasıyla ilgili bir başka önemli haber de İngiltere'den geldi. İngiltere ekonomisi de Şubat ayında toparlandı. Özellikle aşılama çalışmalarını çok iyi yapmaları nedeniyle artık mağazalarını da açmaya başladılar. Orada bir ekonomik hareketlilik söz konusu. Yine aynı noktaya geliyoruz. İngiltere gibi ülkelerde ekonomilerin canlanması eşittir enflasyon, eşittir faiz artırımları demek ve bu da bizim gibi ülkelerdeki para çıkışının hızlanması, aynı zamanda bizim gibi ülkelerin para birimlerinin değer kaybetmesi anlamına geliyor. İşte doların yükselmesi için bir neden daha. Bir başka önemli gelişme bugünle ilgili, Bitcoin yeni bir rekor kırdı arkadaşlar. 63 bin doların üzerine çıktı. Bu yükseliş devam eder mi? Görünen o ki yükseliş devam edecek. Ama kısa vadelerde satış baskıları gelebilir. 63 bin kritik bir nokta, zirve noktası. Evet, burası kırılırsa 70 binlere doğru giden bir Bitcoin görebiliriz. Ancak arkadaşlar burada gelebilecek bir satış baskısıyla 56 bin dolar seviyeleri de görülebilir. Onun için dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok uzun vadeli yatırım yaptıysanız Bitcoin'e, yani cüzdanınızı alıp koyduysanız ve 1 yıl sonrasını, 2 yıl sonrasını hedefliyorsanız o zaman herhangi bir şekilde kıpırdamanıza gerek yok. Görünen o ki Bitcoin hızlı bir şekilde yükselmeye devam edecek. Keza altcoin'lerde de, özellikle de Ethereum'da da yükseliş eğiliminin hızlanarak devam ettiğini göreceğiz. Şimdi gelelim Halkbank davasına. Halkbank davası dün görüldü. Karar açıklanmadı. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Halkbank'la ilgili eğer ki olumsuz karar çıkarsa, ki çok yüksek ihtimal, bir de Merkez Bankası faizleri sabit tutarsa doların yükselişi daha da hızlanarak devam edecektir. Halkbank'a bağlı olarak. Merkez Bankası bir de faizleri indirirse işte o zaman pandomine kopar ve hem faizlerin indirilmesi hem de Halkbank davasının yarattığı olumsuzluk nedeniyle dolarda kırılma hareketleri görebiliriz. Bunu da uyarısını özellikle yapmak istiyorum. Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin güvenilirliği daha da azalmaya başladı. Bunu da nereden görüyoruz? CDS 446 puan seviyesine kadar yükseldi. Korona vakaları tüm dünyada artıyor ama Türkiye'de tüm gücüyle artıyor. Avrupa'da birinci sıraya, dünyada ikinci sıraya yerleşmiş durumdayız. Nüfus bazlı bakıldığı zaman, yani hastalığın nüfusu oranı olarak bakıldığı zaman dünya birincisiyiz. Bu da yine turist girişini engelleyen önemli unsurlardan birisi. Türkiye bu işe dur demezse, bu işi frenlemezse bu yazı bomboş geçirebilir. Öbür taraftan cari açıkta da çok ciddi patlamalar görebiliriz. Bunun etkileri de elbette döviz cephesinde olacaktır. Döviz yükselecek dememizin temelinde bu var arkadaşlar. Eğer ki 128 milyar dolarınızı heba etmemiş olsaydınız, ihtiyat akçenizi boş yer harcamamış olsaydınız ve faizleri fütursuzca ve gereksizce bu seviyelere getirmemiş olsaydınız şu anda pek çok malzemeniz olabilirdi. Ancak şu an itibariyle hem Merkez Bankası rezervleriniz boş, hem faizleriniz artık yükseltemeyeceğiniz kadar yüksek bir seviyede, işsizlik almış başını gidiyor, enflasyonu kontrol edemiyorsunuz. Uluslararası ilişkilerde bir öyle bir böyle yapmanız büyük bir güvensizlik yaratıyor. Bu dövizin kırılganlığının her geçen gün biraz daha artmasını beraberinde getiriyor. Reuters'ın bir anketi ve Deutsche Bank'ın beklentisi var. Diyorlar ki Merkez Bankası faiz arttırmayacak. Onlar da biliyor. Merkez Bankası faiz indirmeye kalkarsa kurda kırılmalar olacak. Faiz arttırmaya kalkarsa Naci Ağbal'ın görevden alınması sorgulanacak. Bekle gör politikası izleyeceğini tahmin ediyorlar. Bir de 128 milyar dolar meselesi var arkadaşlar. Bu hepimizin meselesi. Muhalefetin meselesi değil. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi şu anda gündemde tutuyor ama mesele onların meselesi, bunların meselesi değil arkadaşlar. Bu hepimizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü harcanan bu para nedeniyle hepimiz her geçen gün biraz daha fakirleşmeye devam ediyoruz. Vergilerimiz artıyor, gelirlerimiz azalıyor, fiyatlar yükseliyor. Dolayısıyla bu soruyu hepimizin sorması gerekiyor ve ben her videomda bundan sonraki süreçte elimden geldiğince sormaya devam edeceğim. Evet, 128 milyar dolar nereye gitti? Kim tarafından alındı?
ucuza mı alındı, birileri tarafından bu süreç biliniyor muydu? Bütün bunların detaylarını öğrenmemiz gerekiyor ve bizi yönetenlerin de Merkez Bankası'nın da bunu şeffaf bir şekilde açıklaması gerekiyor. Onun için lütfen 128 milyar dolar nerede sorusunu siyasi bir soru olarak algılamayın. Bizim sorumuz vatandaşın sorusu olarak algılayın ve lütfen sizler de bu soruyu sorun arkadaşlar. Önünüze gelen herkese sorun. 128 milyar nereye gittiği çok önemli. İhtiyat akçesinin nereye gittiği çok önemli. Bütçedeki bu büyük açığın neden oluştuğu çok önemli. Yıllık 130 milyar liralık bir faiz ödemesini niye yaptığımız sorusunun cevabı çok ama çok önemli. Onun için bu soruları sormaya devam edeceğiz. Muhalefet yine ne diyordu? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kanadı. Biz bu zorunlu projeleri devletleştireceğiz, kamulaştıracağız. Çünkü burada haksızlıklar var diyordu. Sanıyorum buna önlem olsun diye İçtaş %51'lik ortaklığa sahip. Hem Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hem de Kuzey Çevre Yolu'nda buradaki %51'lik payını Çinlilere satmaya çalışıyor. Ve böylece de kendisini konu dışına itmeye çalışıyor. Yakın zaman içerisinde diğer müteahhitlerden de böyle hamleler görebiliriz. Çinli'ye de satılsa, Rus'a da satılsa, Amerikalı'ya da satılsa fark etmez. Eğer ki burada bir haksız yöntem söz konusuysa bunların kamulaştırılması gerekiyor. Türkiye çünkü bu köprü ve otoyollar üzerinden, tüneller üzerinden gördüğüm kadarıyla haraca bağlanmış durumda. Ha Çinli'ye vermişsiniz, ha yerli müteahhite vermişsiniz fark eden bir şey yok. Bu konuları da sormamız, sorgulamamız gerekiyor arkadaşlar. Son bir haber vereceğim size. Daha sonrasında da rakamlara bir göz atarız tekrar. 300 kişilik mevsimlik işçi kadrosuna Çaykur açıyor bu kadroyu. 35.412 kişi başvurmuş. Hani biz iş beğenmiyorduk? Hani gençlerimiz iş beğenmiyordu? Hani üniversite mezunlarımız iş beğenmiyordu? Bu soruya bir cevap versinler bir zahmet. Şimdi arkadaşlar rakamlara bakalım ve videomuzu tamamlayalım. 1380 puan seviyesinde bir BIST 100 endeksi görüyoruz. 0.34'lük bir yükseliş var. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. 1380, 1410 fark etmez. Bu seviyeler balon seviyeler ve borsada yabancı çıkışı tüm hızıyla devam ediyor. Son 3 ay içerisinde 2 milyar dolara yakın bir çıkış var yabancılar tarafından ve bu çıkış durmadan devam ediyor. Bunun temel nedeni Türkiye ekonomisine olan güvensizlik, Türkiye ekonomi yönetimine olan güvensizlik. Bu çıkış devam ettikçe kurdaki yukarıya hareketinde devam ettiğini göreceğiz. Peki soru şu, neden dolar 8, 14, 15 seviyesine çakıldı? Herkes Merkez Bankası'nın kararını bekliyor. Genel itibarıyla bir değişiklik olmayacağı yönünde bir beklenti olsa bile sürpriz bir kararla faiz indirimi olabilir mi? Endişe ve tedirginliği de var. Eğer ki Merkez Bankası bir faiz indirimine gider ise arkadaşlar o zaman kurun zaten çok hızlı bir şekilde 9 liranın üzerine çıktığını görürüz. Merkez Bankası faizleri sabit tutar ise o zaman da 8.80 seviyesine giden bir kur görürüz. Çünkü bu faiz seviyesini sabit tutmakla işe yaramayacak. Özellikle videonun başında bahsettiğim gelişmiş ülkelerdeki enflasyonun yükselmesi ve faiz beklentisinin artması aynı zamanda hazine tahvillerindeki yükseliş eğilimi gelişmekte olan ülkelerdeki para birimlerinin değer kaybını hızlandıran meseleler arkadaşlar. O nedenle sabit tutması işe yaramayacaktır. Şu anda Türkiye'de mevcut olan %2,5'luk reel faiz cazibesini her geçen gün biraz daha yitirecektir. Euro ve sterlinde de yine paralel hareketler göreceğiz dolara bağlı olarak. Dolar 8.80'e giderken euronun da şu anki 9.72 seviyesinden 10 liranın üzerine çıktığını, 10.30-10.50 arasına yerleştiğini göreceğiz. Sterlinde 12 lira seviyelerinin zorlanmaya başladığını göreceğiz arkadaşlar. Parite cephesinde 1.19'un üzerine oturmuş bir parite görüyoruz. Euro dolar paritesi görüyoruz. Görünen o ki 1.20 bir kez daha zorlanacak. Kırılırsa 1.25'e gider. Kırılamazsa 1.18 tekrar aşağıya doğru zorlanmaya başlar. 1.18 kırıldığında da ilk hedef 1.15. Bir sonraki hedefte arkadaşlar 1.08 olacaktır. Türkiye'deki faiz cephesine baktığımızda 18.42'yi görüyoruz. Hafif bir gevşeme var ama yatay seyir devam ediyor. Orası da Merkez Bankası'nın kararını bekliyor. Altının onsu ufak ufak kıpırdanmaya başladı. Bugün %0.53 oranında yükseldi. Amerika-Rusya, Rusya-Türkiye gerilimleri, Avrupa Birliği-Rusya gerilimleri iyiden iyiye gün yüzüne çıkmaya başlıyor ve bununla birlikte de altın fiyatları yukarıya eğilimini hızlandırıyor. Aynı zamanda piyasadaki para miktarının artması da yine altının yukarıya eğiliminin hızlanmasını beraberinde getirecek. Özellikle Amerikan savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesiyle altının onsunun çok daha hızlı
yükseldiğini göreceğiz. Şimdiden sizleri uyarıyorum arkadaşlar. Brent petrol 63.82 dolar seviyesinde. Orada da yatay bir seyir var. %0.85'lik bir yükseliş. Petrol fiyatları ne olur sorusunun cevabı savaşa, gerilimlere, para miktarına ve ekonomilerin gerçekten canlanıp canlanmadığına bağlı. Eğer ekonomiler gerçekten canlanırsa, üretim artarsa, evet, petrol fiyatlarındaki yukarıya eğilim hızlanacaktır. Ancak arkadaşlar, ekonomideki hareketlilik geçici olursa, sanayi üretimleri tekrar düşmeye başlarsa, o zaman petrolde de çok ciddi dalgalanmalar görebiliriz. Bunun da uyarısını yapmış olalım. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.